Hobilik. Hobilik. Ha basket attım. Ana onu da beğenmedi ya la. Ana ana top sektiriyor. Ana top sektiriyor. Top abi. Oha. 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 Masal 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 masal. Ne ha tamam tamam sakin ol sakin ol. Heyecanlanma. Ne bu heyecan? Önce bir kapımızı kapatalım değil mi? Ondan sonra masamız masalım masa. Evet masa anlatacağım sana bugün. Masa. Dört ayağı vardır. Üzerine bazen yemek konulur. Yemek masası olur. Bazen kitap koyarsın, ders çalışırsın. Ne anlatıyorsun lan? Ben de bilmiyorum ne anlatıyorum. Tamam, masalım burada. Okey. Hadi başlayalım evet arkadaşlar. Prens ve tavşan. Önce prens ve kediydi. Prens sonra kediyi yedi galiba. Kedi gitti, tavşan geldi. Umarım tavşanı da yemez. Ve o zaman tatlı bebek Necmi ve sevgili konuşan kediler ailem. Bu garip, ürkünç, korkunç masala hazır mısınız? Dur, kalkma. Otur, otur. Çünkü geldi Gafur. Selam herkes. Ben evinizin hem yaramaz hem musikalisi Gafur ama bu evin değil bak. Sizin evinizin, tamam mı? Ona göre. Evet sevgili konuşan kediler ailem, masal pozisyonunu al. Aa, lan ya. Prens ve tavşan. Ay. Patimden düştü, özür dilerim, patimden düştü. Şey diye başlasa yala. Bir varmış bir yokmuş. Evler zaman içinde, kalbur zaman içinde diye ama nerede? O bizim masallarda var. Evet. Sen değil ben anlatacağım. Prensin gözlere bak lan, korktum. Evet arkadaşlar, herkes hazırsa, güzelce masal pozisyonu alındıysa, yani sırtınızı güzelce yasladıysanız masalımıza başlıyorum. Tavşan prensi ziyarete gelmişti. Prens tavşana oynama zamanı dedi. Ama kocaman kırmızı gözleri tavşanı korkuttu ve kalmak istemedi. Küçük tavşan hızla çıkışa doğru hop diye atladı. Prens hemen arkasından koştu ve bağırdı. Durdurulmalı. Durdurulmalı. Mel malı. Durdurulmalı. Kimden bahsediyor? Kimi durduracağım? Prens. Prens. Evet arkadaşlar, prens birinden bahsediyor tavşanı durdurulmalı diye. Ve bu kişi kız. She, bak she eki. She kız demek. He erkek. Çok merak ettim, bu durdurulmalı olan kişi kim? Hay, ne oldu lan? Ne yapıyorsun Necmi bebek, ne yapıyorsun? Minnak et, yüreğim çıkıyordu az kalsın. Ya tek başına dinlemek istemiyorum. Arkadaşlarımı da ver. Abo, ben onları unuttum ya la. Abo, al bakayım ben bu birinci arkadaşım durur la. Lan ne fırlatıyorsun? Ana beğenmedi. Oğlum sen lan, kendini mi beğenmiyorsun manyak? Ana. Oğlum insan kendini beğenmez mi? He? Al bakalım. Ana fırlatıyor ya la. Dur şunu vereyim. Hobilik. Hobilik. Ha basket attım. Ana onu da beğenmedi ya la. Ana ana top sektiriyor. Ana top sektiriyor. Top abi. Oha. 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 Ne yaptın? What? Arkadaşlar bir mucize gerçekleşti. Necmi bebek, sen bunu nasıl yaptın? Bak burada sektirdi bir vurdu. Koyunu nereye koydu? Rafa koydu lan. Bunu milyon kere denesen yapamazdın be. Şey abartma Gafur, her zamanki halim. Abartma mı? Arkadaşlar yaptığına bir bakın. Ya, tamam orada kalsın. Sen bu arada hangisini istiyorsun? Kedi mi istiyorsun? Al bakalım kedicik. Ana onu da istemiyor. Ha, anladım. Şimdi masalda tavşan var ya, sen tavşanı istiyorsun. Tavşan. Al bakalım. Bak nasıl da güldün ulan Necmi. Seni tanıyorum ben be. Ben seni tanıyorum be. O gözlerin içine bakınca var ya, ta böyle mideni görüyorum. Buradan akciğerine kadar görüyorum. Buradan var ya böbreklerine kadar görüyorum. İçini görüyorum lan ben. Senin içini. Ben niye sana bağırıyorum, yükseldim bilmiyorum. Masala devam edelim. Evet en son ne oluyordu? Prens tavşan arkasından bağırıyordu. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop hop. Amansız beyhude bir uçuş. Hop hop hop. Sarayın içinde yuvarlak ve yuvarlak, uzay ve görüş içinde ve dışında hop hop hop. Ben hiçbir şey anlamadım. Dım dım. Bu bir şifre mi bu hop hop hop? He?
Tek anladığım prensin tavşanı karanlık koridorlarda kovaladı ve tavşanın da hop 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 diye zıplayarak kaçtı. Galiba böyle bir şey. Devam edelim. Anam tavşanın tipine bak ya lan, prense bak. O arkasındaki prens mi? Şeye benzemiş lan. Bir tane kuş var ya. Neydi lan o kuşun adı? Hani kafası 360 derece dönüyordu ya. Arkadaşlar o neydi ya? Onun adı unuttum ya. Ben çok seviyordum o kuşu. Kuş. Baykuş. Baykuş. Evet, benim en sevdiğim hayvanlardan biridir. Baykuş. Nasıl unuttum ya lan? Prens tam baykuşa benzememiş mi arkadaşlar? Ay. Evet, devam edelim hikayemize. Prens onu yakalayamadı. Kalbi gazapla doluydu. Tavşan kapıdan dışarı kaydı ve yolda kayboldu gitti. Prens bağırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha fazla. Şimdi. Başka. Sana biraz getireceğim. Şimdi endişelenme. Sevgi dolu, şefkatli annesine cevap verdi. Ne? Anne mi? Kimin annesi lan? Bak sayfayı çevirdiğimde bitmesin. Bak devam olsun, ben hiçbir şey anlamadım. Devam olsun, devam olsun. Ya. Ayıp ya ana. Bu arada diğerleri hani yerde mi lan? Ana ben sizi unuttum ya la. Obelik. Gel la. Obelik. Obelik. Koyacağım lan, inat ettim. Heh. Sen de gel. Bir horlama sesi geliyor ama umarım Necmi'den gelmiyordur. Kıyamam ya. 40 yaşında dayılar gibi horluyor 2 yaşındaki bebek. Ya şu voleyi buraya nasıl koydu, ben hala oradayım ya. Yani The Baby in Yellow tarihinde bir ilk, bir mucize gerçekleşti arkadaşlar. Above the above. Evet, Necmi bebek uyuduğuna göre voley orada kalsın. Şey nerede oğlum, sanki tavşan. Tavşan. Ya orada mı sen? İçine mi girdin bunun? Basket topu, tren. Yok, burada da yok. Anam rastgele bir oyuncak aldım galiba. Ana bu ne lan? A, terlik. Ana bir tane de alabilir miyim? Ne geldi? Ana bardak mı? Neyse, sizi ben dışarı atayım ya. Kalabalık etmeyelim. Fırlat ulan. Fırlat. Heh. Arkadaşlar. Bu bir şaka mı? Tavşan yok. Tavşan kapıdan dışarı kaydı ve yolda kayboldu diyordu masalın içinde ve gerçekten tavşan kayboldu. Böyle bir şey yok. Ben çok korkmaya başladım. Neyse. Ben gireyim. Necmi bebeği uyandırmayayım. Necmi bebeğe söylemeyelim. Tavşan yok oldu ya la. Abo. Anam. Annesiyle babası. Ana tavşan. Lan. Sen ne ara buraya geldin? Hey. Bu da kim? Bir dakika. Önce tavşanı bir alayım diyeceğim de. Ana tavşanı alayım. Çatlama geldik ya. Kimsin? Kim o? Kimse yok. Dost makinesi mi? İyi de benim hiç dostum yok ki makinem olsun. Arkadaşlar tost makinesi gelmiş buraya. Ana. Ulan kargocu bir harçlık vereydim. Niye kayboldun hemen? Kargo tarafından bir tost makinesi gelmiş arkadaşlar. Ha, galiba Necmi bebeğin annesi gönderdi. Necmi bebeği sürekli süt veriyorum ya. Yeter artık, biraz da tost yesin dedi. Şey, tost yani. Güzel. Keşke tost makinesi de olsa. Her gün burada kendime tost üretsem. Yalnızlık. Çok güzel. Tost yok, tost var. Evet arkadaşlar. Necmi bebek artık sütten kurtuluyor yavaştan. Tost yiyecek. Bunu açabiliyor muyum şu an? Yok, şu an dursun. Mutfağa bak, savaş alanına dönmüş gene. Şimdi bunu nereye koyacağız? Masaya mı koy diyor. Ha evet, masaya koyduk. Tamamdır, şimdi televizyonu izleyelim. Ama televizyonu izlemeden önce size ufak bir şey göstereceğim arkadaşlar. Benimle gelin. Bir dakika.
Tavşan burada değil miydi lan? Ve bu tüyler beyaz, benimkiler gri, benimkiler değil. Tavşanın tüyleri lan bunlar. Tavşan tüy mü döküyorsun lan? Ulan bak etrafı kirletmişsin. Bir dakika. Ana. Aha, kapıya giremiyorum. Size bir şey gösterecektim. Neyse televizyon izleyelim. Sabah göstereyim. Gerçi oyunda sabah yok. Hep gece. Üçüncü geceden herkese merhaba arkadaşlar. Önce televizyon mu izleyeceğiz gene? Ulan da... Aha bir dakika. Ha yok. Okey. Okey Necmi bebek. Geliyorum. Daha demin kapın kapalıydı. Umarım gene kapalı değildir. Aha açılmış. Kim oynuyor bu kapıyla? Davşan. Davşan sen yok musun sen? Ortalığı fena karıştırdın. Önce ortadan kaybolmalar. Sonra aşağıda dikilmeler. Tüy dökmeler. Kapıyı kilitlemeler. Banzo. Banzo. Tamam geldim bebecik. Ağlamacık. Tamam gidebilirsin. Ne? Beni bunun için mi çağırdın ayağına Necmi bebek? Sen beni kapıdan kovarsın ama ben şimdi gideceğim sana tost yapacağım ya. Ya Necmi bebek. Minnak kedi yüreğim çok rahatsız. Sürekli süt içmenden. Biraz katı gıda yemen gerekiyor ki büyü. Büyü de artık sana bakıcılık yapmak zorunda kalmayayım. Bir an önce büyüsün arkadaşlar. Şimdi tost makinesini ana. Ana. Çok tatlı bir tost makinesi ya la. Bunu bir açalım. Ekmeğimizi önce bir koyalım. Peynirli yapalım değil mi ya? Peynir iyidir. He ben peynir severim. Şöyle peyniri koy abi. Başka ne koyalım? Domates. Hobilik. Başka ne koyalım? Peynir. Yapayım mı gene aynı şeyi? Yok yapmayacağım. Evet. Salam gibi bir şey koyalım. Soğan ağzı kokar mı ki? Neyse sanki öpüş. Soğan da koyalım. Turşu ulan. Şimdi bunun ilk tostu ya. İlk tosttan bu kadar acaba ağır yapmasak mı ki? He? Alıştıra mı yapsak ki? Neyse bir şey olmaz ona ya. Psikopat Necmi. Tamamdır. Ketçap mayonez yok. No. Onlar zararlı. Ama ben yerim ama. Evet. Oo, just dedi just. Oğlum! Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Lan alt tarafı bir tost yapacaktım tost. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nimete mi bastım acaba? Ne yaptım lan ben? Bismillah. Allah'ım. Necmi bebek. Necmi bebek nerede lan? Arkadaşlar Necmi bebek kapısı. Ya yeri kilitli. Kilitli. Çok korkuyorum. Necmi bebek gene ne yazdın lan? Feed me beni doyur. Gene mi ya? Tamam. Geldim bebecik. Geldim de. Burası çok soğuk arkadaşlar. Zor konuşuyorum. Dondum yala. Necmi bebek. Neredeydi lan bunun evi? Ay sütü ver. Evet geldim canavar geldim. Lanetli Necmi bebek. Ne ara girdiler içine gene he? Al kutsanmış süt. İçindekileri çıkarır. Al. He. Oh. Kutsal süt. gel altını değiştirelim gel. İçinden komple çıksın o cinler, şeytanlar, ruhlar. Şu an içindeler bak. Bak kokuyorlar bak. Ulan sen de ortalıktan kaybolma öldürürüm seni. Ha tamam kaybolmadı. Annem benim. Güzel annem. Selam. Ne diyor? Lan hop fırlatma evladım. Yapma lan yapma oğlum. Fırlatma bir şeyler lan ne oluyor? Lan her yerden bir kol çıkıyor arkadaşlar.
Ay aç, aç aç aç, burada bir şey var. Senin ben var ya. Bu ne ya? Bu kadar korkunç değildi bu bebek. Bu kapı mı açılacak? Lan ne istiyorsun? Hanım, lanetli emzik. Emziğin üzerindeki işarete bak. Al, 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 al. Al, al, bitti mi? He? Ne yapıyorsun orada? Anam ders. Tipe bak. Gittiler mi? Çıktılar mı içindekiler? He? Oğlum iyi misin lan? Şşş. Oğlum bir şey mi oldu? Ana. Gözleri falan kapalı lan bunun. Bu verdiğim emzikle alakalı mı acaba? Lan! Necmi bebek, yeter artık, yeter. Elindeki masal mı lan o? Ana. Gidemiyorum, gidemiyorum. Gidemiyorum, her tarafta kilitli. Beni odasına çağırıyor lanetli Necmi bebek. Kesin beni öteki aleme götürecek. Diğer aleme. Kesin bu sefer gidiyoruz galiba. Bu sefer gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan? Gel biraz daha yaklaş. Ayin için sana ihtiyacım var. Ayin mi? B'yin olsa olmaz mı? Ya da C'yin. D'yin de olur ya. Ama ayin olmaz bari. Ne istiyorsun lan? He? Yatağına mı koyayım? He? Oğlum ne istiyorsun? Emiyor. Emziğini emiyor. Aa, diye ses geliyor. Necmi bebek, o emziği bırakmalısın. O lanetli emzik. Hadi bırak onu, ver bana. Çek patini. Arkadaşlar, arkadaşlar. Al, al bak, al. Dünyayı döndüreyim. Al, oyuncak vereyim. He? Ana, ne oluyor lan? Gene sektirmeye başladı mı? Anam, mısır patlar gibi pıt pıt pıt. Onu beğenmediysen davşan. Davşanı beğenirsin belki ya. Hop. Eyvah. Voley istiyor. Al ulan. Şimdi hikayeyi anlat. Bir varmış, bir yokmuş. Necmi bebek adında deli manyak bir bebek varmış. Ruh hastasıymış, ruh. Deliymiş bu, manyakmış. Nasıl, güzel, beğendin mi hikayeyi? Sana masal anlat dedim. Tamam be, tamam. Tamam. Prens ve kuzu mu? Koyun. Sevgili konuşan keler ailem. Şimdi anlatacağım masal diğer masallara benzemeyebilir. Çünkü Necmi bebeğe değil. Lanetli Necmi bebeği anlatıyorum şu an bu masala ve bu masal da büyük ihtimal lanetli Necmi bebek gibi. Şu emcüklediği emzik gibi. Bu masal da lanetli bir masal. Hadi Allah'ım yarabbim. Bu sefer prens koyunu galiba arkadaşlar Amanda gibi kesip yiyecek yani. Anam. It was calm throughout the palace. Prense bakmayın, bakmayın. Sol tarafa bakmayın, bakmayın. Bakmayın. Saray o gün buz gibiydi. Çok soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti ve esti. Oh hayır. Perdeler uçup gitti. Küçük prens yataktaymış. Ve uyuyamadım. Bu yüzden annesine lütfen git koyunlarımı bul diye seslendi. Korkudan masalı anlatamıyorum ya la. Şiir gibi anlatıyorum. Anam elektrik mi çarpıyor, ne oluyor? Susadım dedi prens. Koyun bir su getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Böylece koyun kıyafetlerini değiştirdi prensin. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Hani gece arkadaşlar eğer uyuyamazsak gözlerimizi kapatıp koyunları sayardık ya. Öyle bir şey mi? 1 2 3 Sadece bir şey daha dedi prens. Önce uykuya sürükleniyorum. Kocaman kırmızı gözlerini açtı ve koyunun yüzüne döndü. Gel rüyalarımda bana katıl. Sonsuza dek kafamda kal dedi. İtaatkar bir şekilde koyun öne çıktı. Ve korku tarafından tüketilen zihin. Allah!
Allah Allah Allah. Sizler de mi lan? Bir tek peluş Necmi bebek normal şu an. Diğer herkes lanetli. Aha gidiyoruz, gene gidiyoruz. İlluminati. Üçüncü göz. Necmi bebek. Tabi efendim, iyi geceler tabi. Çok harbiden çok güzel bir gece oldu. Tabi. Arkadaşlar lanetli Necmi Bey'in hikayesi devam edecek kaçış bölümünde. Bak eğer istemezseniz devam etmeyiz ha, tamam mı? Yani şey yapmayın öyle hani. Tamam mı? Arkadaşlar lanetli Necmi Bey'in bir yeni bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi de çıkış adında yepyeni bir bölüm var arkadaşlar önümüzde. Pati atalım mı atmayalım mı sizlere bağlı sevgili konuşan kedi ailem. Umarım korkarken biraz da olsa eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki yeni bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.